Bugün 24 Kasım Cumhuriyet tarihinde konan Öğretmenler Günü. Çağdaş Türkiye için tabi bunun bir göstergesi. Öğretmenlere baş öğretmen Atatürk'ün vermiş olduğu değeri gösteriyor bu. Biz onun kutlamasını bugün yapıyoruz. Bu geçmişten geleceğe olan bir köprü niteliğinde, yani geçmişin değerlerini alıp ileride yeni çağdaş ve modern bir Türkiye'nin yaratılması için en önemli görev Atatürk tarafından öğretmenlere verildiğinin bir ifadesi. Ve biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bugün Öğretmenler Günü'nü tüm eğitim camiasında çalışan tüm Türkiye'deki öğretmenlere ve tüm Türk halkına kutlu olmasını ve bunların da sağlık içinde, mutluluk içinde iyi bir eğitim döneminden ileriki yıllarda geçmesini temenni ediyorum. Bu bizde Esenyurt Üniversitesi'nde bunu kutlamak artık geleneksel bir hale geldi. Onun için de bugün bu görevi yapıyoruz. Tüm Türk halkına ve öğretmenlerimize tekrar öğretmenlerimiz kutlu olsun. Sayın Kurucu Vakıf Başkanım, Sayın Mütevelliyet Başkanım, Sayın Rektörüm, değerli hocalarım, hepiniz 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğimize hoş geldiniz. Programımız birazdan temsili pasta kesimiyle devam edecek ama ondan önce Rektör Hocamın bir konuşması olacak. Kendisini sahneye davet ediyorum. Bugün Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığımız kutlama, hepinize kutlu olsun. Öğretmenlik çok önemli bir olay. Öğretmenlik Yüce Atatürk'ün söylemiş olduğu gibi gelecekten, geçmişten geleceğe doğru giden bir köprü. Öğretmenlere çok önemli bir rol vermiş Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren. Burada yapılacak olan geçmişin güzel taraflarını, milli değerlerimizi alıp geleceğin işte teknoloji, bilim ve bu arada bir köprü olmak. Burada da üniversitelere çok önemli bir görevler düşüyor, çok önemli bir görev düşüyor. Dolayısıyla biz artık milli değerlerimize bağlı olan öğrenciler yetişmenin yanı sıra teknolojiyi kullanabilen, insan bilen ve çağdaş olan öğrencileri de yetiştirmek önemli görevimiz haline gelmiş. Dolayısıyla biz bu yolda ilerliyoruz. Şimdi bizim değerli hocalarımız da burada rol alıyor. Biz biliyorsunuz yaptığımız çalışmalarla oldukça önemli bir yere geldik. Yani son bir sene içinde onu söyleyebiliriz. Ek yerleştirme doluluk oranlarında İstanbul'da üçüncü olduk. Yani bu ne demek? %80'leri geçen bir dolulukla %83 İstanbul üçüncüsü 49 üniversite içinden. Bu bize önemli bir
çalışma izni verdi. Tabii biz burada aktif pazarlama, değişik stratejiler, ondan sonra böyle televizyon çekimleri, fuarlara direkt katılma. Ben kendim İstanbul Fuarı'na 3 gün özellikle gittim. Ve dolayısıyla orada bir faktör oldu. Sonra birçok semtte verilen reklamlar, okulun imajını iyi bir şekilde tutmaya çalışıyoruz. Aldığımız hocalar son derece önemli, konularını bilen hocalarımız, tecrübeli hocalarımız. Bu en son YÖK raporunda da yazılı. Dolayısıyla biz tabii artık kaynak yaratan bir üniversite durumuna geldik. Bu ne demek? Herkes gönül rahatlığıyla çalışsın, çalışmaya devam etsin. Hiçbir şekilde gelecek garantisi yok. Üniversitemizde çok sayıda dışarıdan müracaat eden hocalar vesaireler var. Ve dolayısıyla tabii biz 110 tane hocamızın, full time çalışan hocamızın sözleşmelerini yaparken göz önüne aldığımız şey işte 3 tane devlete giden, 4 tane de ayrılmak zorunda kalan hocanın dışında 203 tane hocanın memnuniyetle gördük ki hiçbir vakıf üniversitesine gitmediler. Bu çok önemli bir gösterge bizim için. Demek ki kurumsal bağlılık, aidiyet ve bu konuda işin ne olduğunu bilmek de son derece önemli. Tabii eğitimin yanı sıra biz üniversite olarak temel dallarda ilerlemeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi havacılık, havacılıkla ilgili güzel gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde de. Ve dolayısıyla orada da yapmaya çalışacağımız bazı iyi durumlar var. Onun yanında sanayicilerimizle geçen de büyük bir protokol imzaladık. İşte basında da bu yer aldı. Buradaki amacımız Esenyurt bölgesindeki esirlere üye şeylerle bunlarla bir işbirliği anlaşması diye içeriyor bu. Öncelikle bir eksik oldukları alanlarda bizden istedikleri eğitim. Bütün hocalarımızın buradan görev almasını bekliyoruz. Burada iyi bir kaynak durum var. Ondan sonra onun yanında bir projeler hazırlama. Atilla hocamızın da önderliğinde özellikle TÜBİTAK vesaire Avrupa Birliği falan projeleri. Hocamız daha önceden bu konuda belki 50 tane falan proje yapmış durumda. Beraber çalışıyoruz hocamızla. Ondan sonra üçüncü olarak da yine bir danışmanlık hizmeti olursa bunlarla beraber adım atacağız. Şimdi bütün bunların yanı sıra bunlarla beraber okulumuzda tabii kaynak vesaire yaratmanın yolları önemli. Ve biz ileriyle ilgili, gelecekle ilgili baktığımız zaman işte yeni bölümlerin açılması vesaire daha kondens, daha böyle büyük büyüme yolunda ilerleyen, sağlıklı büyüme yoluyla ilerleyen bir üniversite olma durumunda beraberiz. Öncelikle tabii Esenyurt'umuza biz vermeye çalışıyoruz. Onlarla beraber ortak çalışıyoruz. Sonra İstanbul, sonra da Türkiye. Tabii burada yapılanlar son derece önemli şeyler. Ben kendimle ilgili bir şey söyleyeyim. Dün benim kitabım İngiltere'de basıldı. Piyasaya çıktı. Çok da güzel bir öğretmenler günü hediyesiydi benim için. Ben bunların peşindeyim. İyi bir üniversite, iyi bir bilimsel gelişme. İyi bir şekilde neticelere varma. İyi bir şekilde canla başla çalışmaya gayret edin. Yani yeni yatırımlarımız da var. Biliyorsunuz şu anda planı projesi çizildi. Surat ruhsat aşamasında iyi bir kampüse kavuşacağız. Onların da 3-4 tane içinde yaratacağımız kaynakları da hesapladık, bulduk. Onlarla bu yatırımlarımızı da yapacağız. Yani dolayısıyla iyi bir şekilde görevinize devam etmeye istiyorum sizden. Ben daha fazla burada konuşmak istemiyorum. Çünkü bu bir kutlama. Dolayısıyla Öğretmenler Günü tekrar hepinize kutlu olsun. Hepinize sağlık dolu, mutlulukla, ailenize, çoluğunuzla, çocuğunuzla, iyi bir camiada görev yapmanın mutluluğu için de hepinize sağlıklı ve iyi çalışmalar dilerim. Hepinize kutlu olsun. Saygılar.